Yeniden söylüyorum. Monte yangın söndürücü sistemler pilotun müdahalesiyle arkadaşlar aktif hale getirmesiyle patlar. İlgili alanı, bağlı bulunduğu alanı yangın söndürücü maddeyle söndürmeye çalışır arkadaşlar. Genelde türbinli motor kompartmanlarında, EPU kompartmanlarında, kargo ve bagaj kompartmanlarında, tuvaletlerde kullanılır arkadaşlar bunlar. İçerisinde bulunan maddeler karbondioksit. Daha çok bu eski uçaklarda kullanıyordu. Modern uçaklarda yerine halon aldı arkadaşlar. Halon gazı ise çeşitleri vardı. Az önce söylemiştik. 1211 ile 1301 vardı. 1301 monte yangın söndürücülerde kullanılır arkadaşlar. İçerideki taşınabilirlerde ise 1211 kullanıyorduk hatırlarsanız. Genel olarak otomatik yangın söndürücüsü ana komponentleri yangın küresi, kontrol ünitesi, püskürtme borusu ve elektrik devresinden oluşur. Şimdi şekle baktığınız zaman arkadaşlar bir yangın küresinin şemasını görüyoruz. Yangın küresinin üstünde neler vardır? İlk başta bir gerçek resmini de göstereyim şuradan. Buradan baktıktan sonra geri döneceğim oraya. Şimdi geri dönüyoruz. Arkadaşlar üstünde neler var bakalım. Emniyet valfimiz var. Bu emniyet valfinin görevi şu. Basınç herhangi bir sebepten dolayı arttığı zaman arkadaşlar bu emniyet valfi üstünden boşaltılıyor. İçerisindeki söndürücü madde. Söndürücü madde 1310, 1301 ise 1301 karbondioksit ise karbondioksit bu emniyet valfi üzerinden boşalıyor. Bunun dışında kürenin üstünde bir basınç anahtarı ve göstergesi vardır. Basıncı gösterir. Aynı zamanda pilota da bu basıncı ileten bir transmitter de bulunur. Burada göstermiyor ama. Şu alt tarafta ise asıl deşarj kafalarımız bulunur arkadaşlar. Bu deşarj kafası üstünden püskürtme yapılır. Çalışma prensibi de üstünde patlayıcı bir kartuşumuz var. Bu patlayıcı kartuş patladığı zaman şuradaki diyaframı zarı yırtar. Zarı yırttığı zaman da basınçlı halon gazımız buradan ilgili motora doğru hareket eder. Eğer ki soldakini patlatırsan birinci motora, sağdakini patlatırsan ikinci motora gönderilir. Tabii ki birinci motorun konteyneri yani batılı, fire batılı, yangın küresi ikinci motor için yedektir. Aynı şekilde ikinci motorun yangın küresi de birinci motor için yedektir arkadaşlar. Dolayısıyla her kürenin üstünde iki tane çıkış var. Bazı uçaklarda mesela üç tane motor var arkadaşlar. Mesela bizim Falcon'da da 3 tane motor var. Bu 3 motor için her bir kürenin üstünde 3'er tane çıkış var. Yani birinci motor, ikinci motor ve üçüncü motor için 3 farklı deşarj kafamız mevcut arkadaşlar. Yine şurada mekik valflerimiz var gördüğünüz üzere. Geçtik şuradan. Yangın kürelerin üstünde arkadaşlar son kullanma tarihini gösteren, kontrol tarihini gösteren ve ölçülen ağırlığı yani en son kontrolün yapıldığı tarihteki ölçüm ağırlığı yazar arkadaşlar. Bir sonraki kontrol edilmesi gereken tarihte yazar. Bulunduğu alana göre mesela kargo kompartmanında kullanacaksın büyük bir kargo kompartmanında 20 kiloluk küreyi kullanır. Ya da motorlarda yaklaşık 10 kilo ağırlığında, APU'da yaklaşık 5 kilogram ağırlığında yangın küreleri kullanılır. Tuvaletlerde kullanılan izler ise çok daha küçüktür arkadaşlar. Yine kürenin üstündeki etikette ağırlığı, kontrol tarihi ve sızdırmazlık tehrisinin yapıldığı tarih belirtilmektedir arkadaşlar. Şurada deşarj kafasının iç yapısını gösteriyor. Yani şu kafayı gösteriyor arkadaşlar. Bu kafada şunu anlatalım bir daha. Kalemimi açıyorum. Bir saniye. Şuradaki bizim diyaframımızdır arkadaşlar. Kürenin en zayıf noktasıdır. Şurada da bizim bir kartuşumuz var. Bu kartuşa elektrik akımı verdiğiniz zaman kafadaki patlayıcı madde patlar. Şuradaki şarapnel parçalı, şuradaki zarı yırtar arkadaşlar. Zar delindiği zaman da kürenin içerisindeki basınçlı gaz şuradan ilgili hangi hatta gidecekse oraya doğru gidecektir. Mesela motor 1'in çıkışı ise, motor 1'in deşarj kafası ise motor 1'e doğru gidecektir. Ya da motor 2 ise motor 2'ye doğru gidecektir. Burada tekrar tekrar kullanılıyor arkadaşlar. Diyafram değiştiriliyor. Deşarj kafası
kalıyor. Diyaframı değiştiriliyor. Bir de kartuşun değiştirilmesi gerekiyor ki çünkü o da patlıyor. Bakın içerisinde yaklaşık 400 miligram patlayıcı toz bulunur. Bunun patlamasıyla alakalı videoyu bir önceki dersimizde izlemiştik zaten. Bunun dışında şöyle bakalım. Bakın patlamış bir deşarj kafası, diyaframı delinmiş bir deşarj kafası görüyorsunuz. Normal orijinal hali de şu şeklindedir arkadaşlar. Şuradaki açıklamalarımıza da bir bakalım. Atladığımız yer olmasın. Yangın algılama sisteminde meydana gelen bir alarm kontrol panelinde değerlendirilir. Sistem otomatik veya kabin personeli tarafından devreye sokulur. Sistemde gelen elektriksel uyarı ateşleme sistemini harekete geçirir. Buji diyor arkadaşlar burada. Biz buna kartuş da diyoruz. Kartiç diye okunuyor. Bunun dışında patlayıcı maddemiz alev alır ve patlar. Kürenin ağzında bulunana kadar gaz sıkışını engelleyen kırılgan disk patlamayla dağılır. Şuradaki diskten bahsediyoruz arkadaşlar. Kürenin içerisindeki gaz serbest kalır. Disk parçalarıyla beraber gaz filtreden geçer. Sprey boruya gelir. Şurası filtredir arkadaşlar. Burada gözükmüyor ama eğitim setinin üstünde ya da uçağın üstündeki fire bottle'ın deşarj kafasını söktüğünde bu filtreyi de göreceksiniz. Filtrenin görevi aslında şurada kırılan parçaların motora gitmesini engellemektir arkadaşlar. Çünkü motora hala dönüyorsa şu metal parçalar zarar verecektir. Başka bir şey yok burayla alakalı. Arkadaşlar bu kartuşlar çok tehlikelidir. Çıplak elle statik elektriğinizle bile patlayabilir. Yani elinizi bunun şu çıplak kısmına değdiğinizde elinizde şu kısım patlar arkadaşlar. Bu arada ben az önce patlayıcı madde 400 miligramdır dedim ama burada kürenin cinsine göre kartuş da değişiklik gösterir arkadaşlar. Eğer patlatırmazsa yaklaşık 6 yıla kadar kullanılabiliyor. Ömrü en fazla 10 yıldır bu arada üretim tarihinden itibaren. Uçağın üstünde ise 6 yıl kullanılabiliyor bunlar eğer hiç patlatılmazsa. Yangın küresinin içerisindeki gaz basıncı basınç göstergeleriyle takip edilir. Burada görüldüğü gibi. %50'nin altına düşerse arkadaşlar kokpite uyarı gider. Az önce şunu söylemedik mesela şurada. Basınç anahtarı ve göstergesi. Göstergedeki okunan değer %50'nin altına düşerse basınç anahtarı kokpitteki ilgili lambaya uyarıyı gönderir. Başka ne var arkadaşlar? Şuradan devam edelim. Kürenin üzerindeki basınç butonuna basılarak veya basınç vidası çevrilerek her iki yöntemde de basınç değerleri normal ise yangın kontrol panelindeki discharge on göstergesi yanar. Aktifse arkadaşlar yani bu ilgili basınç değerinin altına düşmemişse aktif halde discharge on kullanılabilir durumda olduğunu gösteren ilgili lamba yanacaktır. Bakın burada farklı bir yangın küresi görüyoruz. Burada direkt faylonun içerisine takılmış bu küreler. Her motor için ikişer tane kullanılmış bu sefer arkadaşlar. Bakın burada faylonun içerisinde bir motor için kullanılmış. Diğer faylonun içerisinde de diğer motor için iki adet küre bulunmaktadır. Biz hani iki küre üzerinden gitmiştik hep. Bu sefer dört tane küre oldu bu uçakta mesela. Uçak türüne göre değişiklik gösteriyor zaten. Aynı zamanda şurada kartuşumuz var. Yine fotoğraflardan devam ettik. Arkadaşlar yangın küresinin içerisindeki basınç herhangi bir sebepten dolayı artarsa, mesela yangın küresinin bulunduğu alanda yangın çıkarsa ki içerisindeki gaz olduğu için basınç çok artacaktır. Bu gibi durumlarda arkadaşlar üstteki emniyet valfimiz vardı hatırlayacak olursunuz. Bu emniyet valfi üzerine halon gazı boşalır. Çünkü küreye zarar vermemek için bunu yapıyoruz. Bu basınç emniyet tahliye borusundan boşalır arkadaşlar. Tabii boşaldığı yer ise şöyle bir kırılabilir disk üzerinden geçer. Kırmızı diskin üzerinden geçiyor arkadaşlar. Hemen yanında da başka bir diskimiz daha var. Bunu da oksijenle alakalı olduğunu söyleyeceğiz ilerleyen zamanda.
Eğer ki gaz boşalırsa halon gazı bu diski kırarak çıkar. Teknisyen buradaki diski görmediği zaman, içini gördüğü zaman, yani kırmızı diskin burada olmadığını gördüğü zaman halon gazının boşaldığını anlar. Onun biraz daha yakından gösteren bir fotoğrafı vardı. Onu arayacağım şimdi. Burada bir durduralım arkadaşlar. Birkaç daha videomuz olacaktı.